Arkadaşlar merhabalar, Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Bir akvaryumları gezelim beraber, bir de muhabbet edelim akvaryum hobisi konusunda. Şimdi bitkilerden başlayalım akvaryumları gezerken. Muhabbet, arada makara yaparız. YouTube'un abone parametreleri hakkında biraz konuşuruz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğenin. Camları temizliyorum ama hep su sıçrayıp maalesef kirleniyor ama sanırım temiz görünüyor. Şimdi bu akvaryumdan başlayalım. Bu akvaryumda arkadaşlar bitki denemelerim var. Şu şans bambuları dediğimiz Drasenia sanderiana tabii büyük uzadıkları için devrildiler. Bunlara destek yapacağım. Sırıkla tutturmam gerekiyor. Şimdi ilk geçici bir şekilde düzeltelim arkadaşlar. Tabii ben düzeltiyorum ama bu eğriliyor. Lastikle bir taşa tutturmuştum. Kök salmış. Kök toprağa tutunmuş. Ben buradan hissediyorum elimle. Şöyle geçici bir düzeltme yaptım ama bu gene tabii ki devrilecek. Şimdiki taşlarla destek yaptım arkadaşlar. Herhalde çöpçü, büyük çöpçü maalesef ölmüş. Doğada hiçbir şey israf edilmez. Vatozları temizliyor arkadaşlar bu arada. Şu bitkiler de çıkıp duruyor. Bunlar muhtemelen dipteki balıklar çıkartıyorlar. Bunu tekrar şöyle dikelim. Yani dediğim gibi hem akvaryumları geziyoruz hem de beraber düzeltmeler de yapıyoruz. Bir tane bitkimiz daha çıkmış. Şu şekil Hygrophila türgenum. Yapraklarını yemişler. Bunu aşağıya dikeceğim. Şimdilik böyle kalsın. Bunu aşağıdaki akvaryuma dikeceğim. Şimdi isterseniz aşağıdaki akvaryuma geçelim. Arkadaşlar burada da aşağıda gördüğünüz Hemigraphis coloratalar var. Burada bitkiler maşallah güzel oldu. Yani benim hoşuma gidiyor. Beyaz modüllet altında gelişiyorlar. Buralara ben bildiğiniz üzere su mercimeği ekledim. Şu şekilde bu bitkiyi buraya dikmeyi düşünüyorum. Şu arka tarafa dikeceğim arkadaşlar. Dere çakılı gibi çakıl olmasına rağmen bakımı basit bitkiler burada tuttular maşallah. Burada pek dipte gezen balık olmadığı için çok çıkmıyorlar. Düzelttik. Hava sıcaktı bu aralar 28-29 derece çıktı odada mesela. Su sıcaklıkları da dereceler vantuzları tutmadığı için dereceleri çıkardım. Muhtemelen 27-28 derece vardır sıcaklığı diye tahmin ediyorum. Burayı biliyorsunuz karideslerimin ve 3 cüce vatozumun olduğu akvaryum. Biraz bu akvaryum üzerinden konuşalım. Şu arkadaş bir türlü dişiyi yumurta atamadı. Dişimizin biri burada. Biri de kim bilir nerede. Şu tepeye mostlarımı koydum. Şurada most bolum var. İki tane de kabomba görüyorsunuz şöyle. Buranın tabii ışığını değiştirmiştim. Burada kabomba, mos ve 2-3 parçada eladoya bitkisi var. Bakın mos bolumuz. Karidesler bu mosların üzerinde geziniyor, besleniyor. Kabuk değiştirecekleri zaman kuytu köşeye çekiliyorlar arkadaşlar. Bu arkadaş bakalım bekliyoruz. Ne zaman? Dişinin biri burada. Bir de maşallah orada. Siyah cüce vatoz bunlar. Bristol Nose Placo diye İngilizcesi geçiyor. Bunlarla ilgili bir tekrar bir yeniden gözden geçirme videosu yapacağım. Dün dip çekim yaptım ama maşallah dışkıları dipte bayağı çok dışkı var. Tabii çok dışkılıyorlar bunlar. Bakın şurada yeni dünya yaprağı. Karidesler bayağı tüketti, sevdi. İlaçsız ve karideslere zarar vermeyecek yapraklar ekleyebilirsiniz. Dut yaprağı olur, ceviz yaprağı olur. Malta eriği dediğimiz yeni dünya yaprağı olur. Bakın ben denedim. Tabii katappa yaprağı da alabilirsiniz. Esasen bu hobicilikte katappa yaprağı konulur. Daha doğrusu ben işin ucuz yönüne bakıyorum. İlaçsız olduğunu bildiğim yaprağı, kurumuş, dibe düşmüş yaprağı aldım. Buraya koydum bu şekilde. Bu taşı koymamın sebebi de şimdi erkek dişi içeri sokmaya çalışıyor muhtemelen. Sokmaya çalıştığı zaman bir arbede oluyor. Bu tepedeki 10x10 çelik teller aşağıya geliyor. Bir sabah bunları aşağıda buldum bir iki gün üst üste. İşte ışıkları kapattıktan sonra gece burada bir mücadele olduğu için dediğim gibi bu çelik teller yamuluyor arkadaşlar. Bakın bir karidesimiz de orada. Şimdi tepedeki canavarlara bakalım. Japon balığımız duruyor. Maşallah zebra cikletimiz de bayağı büyüdü. Niye göstermiyor bu? Pardon. Şöyle şimdi tabure üzerine çıkıyorum. Setin üzerinde olduğu için arkadaşlar. Evet bakın. Tabii bunlar uyumlu türler değil aslında. Bunu en yakın zamanda almam gerekiyor. Zaten yem eklediğim zaman hepsini Japon kovalıyor. Yemi kendi yiyor. Beraber ufak bir yemleme uygulaması yapabiliriz. Ufak granül tarzında yem. Bakın şimdi. Japon hiçbirini bırakmıyor. Kim kime dumduma. Burada bir arbede var. Maşallah. Artakuan'ın yeminden attım. Ha hayret. Vallahi var ya. Objektifleri oynuyor. Normalde Japon affetmezdi. Az önce besledim ya karnı ondan doydu ya da dediğim gibi kameraları oynuyor. Oğlum sen beni niye yalan çıkarıyorsun? Şimdi en son aldığım, alırken de hanıma yakalandığım Japonlarımı atayım. Bunları alıştırıyorum. Çok çekingenler. Işığı açtım da arkadaşlar bunlar böyle dipte duruyorlar. Ama iştahları yerinde bakın şimdi göstereyim. Fark etmediler.
şöyle biraz çökmesini sağlayalım yemlerin. Başında durarak balıkları kendinize alıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bugün bunlar var ya beni yalancı çıkarmak için çabalıyorlar. Normalde yem yiyor. Şimdi bunları az önce besledim. Şimdi size göstermek için besliyorum. Neyse yem yediklerini görürsem size tekrar gösteririm. Bu arkadaşlarımız maşallah. Işığı şöyle çaprazlama yaptım. Maşallah. Tepede su mercimeklerini görüyorsunuz. Yine su mercimekleriyle ilgili bir güncelleme videosu çekmeyi düşünüyorum. Kafada bir sürü plan var. Şöyle göstereyim. Arada canlı yayınlar yapıyorum. Tabii ki YouTube'da. Canlı yayınlarla birlikte beraber akvaryum konusunda muhabbet ediyoruz. Bu cumartesi benim abonem 509'a kadar çıktı. Sonra bugün 469'a kadar indi. Şimdi şu an sanırım 482 abone var. YouTube'a yazdım ben geri bildirimle topluluk sekmesinin açılmasıyla ilgili. Sanırım 500 abone olduktan sonra bir hafta içinde açılıyormuş ama benim abone sayım düştüğü için ben geri bildirimde yazdım. İnşallah abone sekmesi açılacak. Abone sekmesi de açılınca arkadaşlar sizlere anketler hazırlayacağım. Ya da canlı yayın bildirimde bulunacağım. Ve bazı arkadaşlarımın dost kanalların videoları oluyor. Onlardan bahsedeceğim. O yüzden şu ara topluluk sekmesinin açılmasını bekliyorum. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Şöyle bir akvaryum son durumu videosu çekeyim dedim. Bu kat boş. Burası çalışma sahası oldu. Bu şekil taşlar var. İşte kap var. Bu kap gene duruyor yedekte. Tekrar şuraya geçelim. Yaprakları toplayacağım. Kızım geldi bu arada. Dışarıda oynuyordu. Evlatlarımıza bu hobiyi sevdirelim. Evet. Şimdi şunları alalım arkadaşlar. Bayağı bir yaprak dökülmüş. Yapraklar çürümüş. Evet. Bunlarda darp izi yok. Muhtemelen çürüdüğü için döküldüler. Tabii Buenos Aires tetralar ve gülbartlar hallediyor. Daha vallahi videodan önce temizlemiştim camları ama gene kireç lekeleri var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Böyle bir akvaryumların en son durum videosunu çekeyim dedim. Bu şekilde ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Hobide böyle değişiklikler yapmak hem vaktimizi güzel harcamamıza yol açıyor. Arada kızımla birlikte de ilgileniyoruz. Evlatlarımıza hayvan sevgisini aşılayalım. Sorumluluk duygusu aşılayalım. Bu canlara elimizden geldiğince iyiye bakalım. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.